Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberle programımızı görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kündertifliği alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsı dıktanlar ekranımızı bulsun. Xitayning xalqaro jamiyatga qaratgan yolg'on tashviqoti ko'paymoqda. Atalmış Şinjiang gazetasining 30-apreldagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Urumchida Yangi Zelandiyaga qaratilgan Atalmış Şinjiang yaxshi joy nomli maxsus silliq fikr almashtirish yig'ini o'tkazgan. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyati yig'indan beri xalqaroda jiddiy kun tartibga kelishiga agishib, Xitoyning xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash maqsadida yolg'on tashviqotlarini ko'paytmoqda. Bu qitim Xitoy Urumchida Yangi Zelandiyaga qaratilgan atalmish Shinjiang yaxshi joy nomli maxsus bir maydon silliq fikr almashtirish yig'ini o'tkazgan. Bildirilishicha, bu yolg'on tashviqot faoliyatining Xitoyning Yangi Zelandiyada turishliq bosh elchixonasi atalmish Shinjiang Uyg'ur Abdum rayonidagi Xitoyning qo'rchoq amaldorlari birlikda tashkillagan. Atalmish Abdum rayonli xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri qo'rchoq amaldor Shavkat Emin yig'iniga qatnashib, Sharqi Turkistonga aloqador so'ralgan savollarga javob bergan. O sözde 5 milyondan artıq xalq türme ve lagerlarga solunup, her xil vasitler bilen qiyin qıstaqqa elinip, xalq kırılıp kitip atkan ekinişlik vaziyetini yoşurup, Xitayning konu adeti boyunca yıqındın bayan iqtisat, cemiyet terakiyatı ve xalq türmeşe yaxşılınıp, misilsiz muvaffaqiyetler kolgu keltirildi. Tangritig'ining janub ve şimalıda cemiyet muqim xalq xatirjem yaşamaqta. Xoşal xoram işleydiğen yaxşı vaziyet barlıq keldi deb bildirilgan. Yig'indi yana atalmış Shinjiang yaxshi joy nomli yasalma tashviqot filmi qo'yilgan bo'lib, atalmış Abdum rayonli xalq hukumatining axborot bayonotchisi va aloqador amaldorlar, atalmış diniy zotlar Yangi Zelandiya tarafining Sharq Turkistonning vaziyat ahvoli, diniy e'tiqod erkinlik ahvoli qatorliklar haqida so'ralgan savollarga yolg'on isbot bergan. Kuzatuvchilar Xitoyning yaqindan beri Sharq Turkiston masalasida qo'sh o'lcham qo'llanib, bir tarafdan yolg'on tashviqot qilish orqali xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni ziyorat qilishga taklif qilganligini, yana bir tarafdan ziyorat qilish talabini o'ttirg'i qo'ygan kishilik huquq organlari va davlatlarga har xil shartlarni qo'yib ziyorat qilishga ruxsat qilmaganligini, Xitoyning bu qilmishining xalqaro jamiyatni ahmoq qilishdan boshqa narsa emasligini bildirishmoqda. Antony Blinken Xitoyning tajovuzchilik harakatlarining kuchayotganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning tajovuzchi harakatlarining kuchayganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerikaning CBS kanali bilan o'tkazgan suhbat programmasida Amerika-Xitoy munosabatlari ustida to'xtaldi. Antony Blinken Amerikaning Xitoyni besim ostida tutishni xohlamaydiganligini, biroq shuning bilan birga yana qoida-qonunni asos qilgan xalqaro tuzumga ziyon yetkazishiga mo yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidladi. Antony Blinken harbiy sahada tirkishishning bo'lsa, har ikki davlatning manfaatiga uyg'un emasligini eskertdi. U Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning fevralda telefonda 2 soat davomlashgan tungi suhbatida nurg'un masalalarni muzokara qilganliklarini bildirdi. U Biden aniq qilib Xitoyning iqtisodiy bo'shliq yaratish va fikriy mulkiyat huquqini o'g'irlash qatorliq har sohadagi nurg'unligan qilmishlarga qarata andishlarimiz borligini tushundirdi dedi. Xitoyning kontrolligini yo'qotgan raketa butun dunyoda andisha qo'zg'imoqda. Yaqinqi bir necha kundan buyon har qaysi taratqularda Xitoyning to'shig'uchi raketasi haqidagi xabarlar diqqat qo'zg'agan bo'lib, ma'lum bo'lishicha kontrolligini yo'qotgan mazkur raketaning parchalari bir necha kun ichida yer yuziga tushish ehtimolligi bor ekan. Germaniya ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha 29-aprel Xitoyning to'shig'uchi raketasi 22 tonna og'irlikdagi Tianhe yadroliq bo'limchasini ilib minib, plan bo'yicha orbitaga yetkazgan bo'lib, bu Xitoyning o'zining bo'shliq punktini qurishdagi tunji qadami hisoblanadi ekan. Holbuki olam qatnashi mutaxassislari mazkur raketaning 20 tonnalik asosiy qismining yer shari atmosferasiga kontrolligini yo'qotgan holda qaytib kelayotganligi haqida ogohlantirish bergan. Harvard universiteti astrofizik Johnson McDowell bu vaqtda to'xtalib, bu to'shig'ichi raketaning asosli qismini kontrol qilg'ila bo'lmaydiganligini va oldin bekitilgan joyga tushmaydiganligini, uning atmosfera qatlamiga kirgandan keyingi ahvolini mo'lchalashning tezligini, eng og'ir bo'lganda raketaning parchalanib, parchalarning necha yuz kilometr doiraga ziyon yetkazishi mumkinligini bildirgan. U yana Xitoyning yangi raketasining navbatdagi o'lchamga to'shmaydiganligini tanqid qilgan. Yana bir astrofizik Andrew Jones raketaning asosli bo'lagining har 90 minutda bir qitim yer sharini aylanib chiqadiganligini
uning atmosfera qatlamiga qachon va qayerda kirganligini noma'lum ekanligini, dengizga yoki odamsiz rayonlarga tushish ehtimolligi cho'ng bo'lsa-mu, ammo insonlarga ziyon yetkazish xavfining borligini bildirgan. Analistlar ko'plagan davlatlarning Xitoyga bo'lgan noroziligining kuchayotganligini bildirishdi. Amerika Avazi bugün Avrupa'nın Xitay'dan kütkelerinin yok çıkışı serlevelik makale elan kılgan bulup, makalede Xitay'nın halkaralık tertip nizamlarına buzgunçilik kılış kılmışlarının texamı köplügen devletlerinin narazılıkını kozgavat kallıqı körüsüp ötülgen. Makalede kayıt kılınışa Avrupa devletleri Xitay'nın Hong Kong ve Şarkı Türkistan'daki kılmışları sebeplik Xitay'a bulgan muamilesini özgert vatkan bulup, Avrupa İttifakı'nın soğuduğu mesul emeldarları birkaç gün ilgiri özlerinin Xitay-Avrupa meblağ seliş kilişiminin tasdiklaşını toxtuduğallıqını cekarlıqan. 7 devlet kuruhinin taşkışlar ministerleri çarşamba günü London'da elan kılgan bayanatıda Xitay'ın kişilik hukuk ve tüp erkenlikke hürmet kılışka, bulup mu Şarkı Türkistan halkıge ve Tibet halkıge icra kılıvatkan kişilik hukuku dâhli dâruz kılış ve depsende kılış kılmışını toxtuşkı çakırgan. Şunaqlı Xitay'nın mecburlaş karakterlik iqtisat siyasını ayıpligen. Seyşembe günü Hindistan 5G sınıqıqı katnaşkan tor üskünleri bilen təminlik üçlerinin tizimlikini elan kılgan bulup, Xitay'nın Huawei ve Zhongsheng şirketi bu tizimlikte orun berilmegen. Aldıngı günü Avustralya Xitay şirketige Darwin portini devamlıq icarıge beriş bermeslik meselesini tekşürüşge başlıgan. Tehlilciler Avrupa devletlerinin emde Xitay'ı bolgan saddı karışını özgertgenlikini bulup mu Xitay'nın kaidelerine asas kılgan halkara tertipki bolgan tehdidini asta-asta his kılışkı başlıqanlıqını Avrupa'a nispeten kaidelerine asas kılgan halkara tertipinin Avrupa'nın güllenişi ve bihaterlikigi kapaletli kıldıgan koral işkerlikini bildirişken. Bloomberg agentliği ismini aşkarlaşını halimagan yığınıgı katlaşkan emeldarının sözü nakıl geldirip haber kılışça Seyşembe günü 7 devlet kuruhi emeldarları 90 minut etrafıda Xitay'nın bir belvağ bir yol soğudu planı ve başka iqtisadi vasitlerini işiltip, başka devletlerini kanda kılıp Xitay tarafı turuşku mecburluğallıqı haqqıda toxtalgan. Mälum buluşça 7 devlet taşkı işler ministerinin bu uçuruşu Germaniya, İtalya ve Fransiya kadarlıq devletlerinin Xitay'a karatkan siyasi tedirge keskirleşip, Amerika'nın Xitay'a tutkan meydanıgı yıkılışvatkan payetki toğır gelgen. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken yakında taratkularının ziyaretini kabul kılıp, Xitay içki cihati barğansırı bastırışka ve taşkı cihati texamı tacavuzculuğu yüzlendi. Amerika çokum tertibini asas kılıp, halkara kaidlerini qoğdışı gerek degen. Bu yıl içkin cihayda İtalya'nın yeni hükümeti hakimiyet beşiğe çıkan degen, Xitay'a karatkan siyaseti barğansırı keskirleşken bulup, İtalya hükümeti 4. ayda Xitay'nın İtalya yerim ötküzgü şirketinin setivelişini çekilgen. Ondan başka İtalya yerim ötküzgüç, maşini ve polat dümür sanayi tadımı Xitay'nın seti verip kontrol kılış kılmışıgı karşıya çekilimi koygan. Yıkınkı mezgillerde Xitay bilen Fransiyanın münasifitimi ciddileşken bulup, bu yıl Mart ayda Xitay'nın Fransiyada turuşluk baş elçihanesi Fransiya tetkikatçisini Xitay'nın Tayvan'ı karatkan siyasetin tenkit kılgallığı üçün lükçek deb hakaret kılgan. Xitay'nın bu kılmışı halkara cemiyetinin küçülük tenkidigi uçurgan bulup, Xitay'nın Fransiyada turuşluk baş elçisi Lu Shaye taşkı işler ministerlikige çağırılgan. Fransiya Harbi Akademiyesi Stratejilik Tetkikat Ordunun Ali Tetkikatçisi Nikolas Rigavut çarşamba günü bir söhbet yığında kılgan sözü de, Xitay tehdidinin pekat Asiya Tiniç Okyan rayonu gıla emez, belki Avrupa kıtasıgı mutarqalgallıqını. Avrupa devletlerinin kaide asasıdaki halkara tertibini saklaşta Biden hükümeti bilen okşaş nişanı ige işkerlikini bildirgen. Onun bildirişçe Fransiya, Germaniya qatarlıq Avrupa'daki küçülük devletler Xitay'nın Avrupa kıtasıdaki hareketinin ensirgenden sırt, Xitay'nın Şarkı Deniz ve Canobi Deniz'deki talaş tartışını tiniş yol bilen hal kılışkı koşulmaslıq, kilişimge hürmet kılmaslıq ve erkin yol başlaş prinsipiğe xilaplı kılış qatarlı kılmışlardı mu endiş kılıvatkan bulup, bu hareketler mu Avrupa ellerinin Asiya Tiniş Okyan rayondaki menfaatige bivası təsir görüsüdükken. Makale diyene Xitay'nın Gərbi Avrupa devletleri bilen bulgan münasibetinin yirikleşipli kalmay, yana Ottura Şarkı Avrupa devletlerdeki tirişçallıqının mu suğu çilaşkallıqı kayıt kılıngan. Xitay Avustralya bilen bulgan soğudu sökpitini müddetsiz toxtatkallıqını elan kıldı. Avustralya radyo şirketi ABC'nin haberde bildirilişe 6 May Xitay Taraqiyat ve İslahat Komiteti Avustralya bilen devam kılıvatkan stratejilik iqtisat söhbitini müddetsiz toxtatkanlığını elan kılgan.
Bayanatta yakında Avustralya hükümetinin bir kısım emeldarları soğuk münasebetler urushi psikikisi ve ideologisi bilen bir qatar tedbirlerini kullanıp Xitay bilen Avustralya'nın normal münasebeti ve hemkarlıkını buzdi deyilgen. Amerika avazının bu vaqtki xabirde bildirilişe Xitay taraf bayanatıda Avustralya'nın qaysi konkret tedbirlerinin Xitayını bu kararını çıkarışkı mecburluğallıkını eniq eytmağan. Bu haber tarqalgandekin Avustralya dollarının pirovat nisbeti şiddet bilen çüşken. Ma'lum bo'lishicha 2018 yili Avustraliya tunji bo'lib Xitoy shirkati Huawei'ning 5G to'g'riga qatnashishini oshkora cheklagan. Shu sababli ikki davlat munosabatida jiddiylik paydo bo'lgan. Bultur Avustraliya yana Xitoy virusining kelib chiqish manbasini mustaqil tekshirishni talab qilganda, Xitoy Avustraliyadan savdo sohasida o'ch olishga boshlagan. Avustraliya savdo ministri Dan Tehan Xitoyning bu qarori haqida to'xtalib, Xitoyning qarori kishini umidsizlantirdi. Çünkü iqtisodiy söhbat Xitay Avustraliya iqtisodiy hamkorligiga munosabatlik masalalarini hal qiladigan muhim munbar. Biz yanada ministr darajaliklar bo'yicha suhbatlashishni xohlaymiz degan. Avustraliya Xitay shirkatiga ijaraga berilgan portni qaytarib olishni o'ylashmoqda. Amerika ovozining 3-maydagi xabarida bildirilishicha Avustraliya hukumatı Xitay shirkatiga 99 yillik ijaraga bergan Darwin portiga aloqador tekshirishni boshlagan bo'lib, portni qaytarib olishni o'ylashgan. Sydney atigalik esining xabar qilishicha, Avustraliya davlat mudofaa amaldorlari Xitoy Landbridge guruhi ishlatayotgan bu muhim portni davlat bexatarligini ko'zda tutib, qaytarib olish yoki qaytarmaslik haqida tekshirish boshlagan. Bildirilishicha, Avustraliya hukumatı o'tgan yili chet el mablag' solish qonuniga zo'r o'zgartirish kiritib, chet ellik mablag' solg'uvchilarning davlat bexatarligiga ziyon yetkazish ahvolini tekshirishni kuchaytirgan. Oldingi hafta bosh minister Morrison agar davlat bexatarlik xavfiga chetishlik bo'lsa, ijaraga berishga qarshi tadbir qo'llanadiganligini aytgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Avustraliya shimoliy rayoni Darwin Avustraliyaning muhim harbiy bazasi va shimoliy dengiz qirg'og'idagi charlash kemalari bazasi, shuningdek Amerika askarlarining Avustraliyada turishlik bazasi ekan. 2015 yili Avustraliya shimoliy rayon hukumatı Xitoy Landbridge guruhi bilan 400 million dollarlik kelishim hosil qilgan. Xitay armiyasi bilan quyuq munosabati bor bu shirkatga Darwin porti 99 yillik ijaraga berilgan. Ayni vaqtda Amerika prezidenti Barack Obama Canberraning Amerikaga bu savdoni oldin uqtirmaganligidan norozi ekanligini bildirgan. 4-yanvarning 22-chi kuni Avustraliya Victoria shtati bilan Xitay o'rtasida bir balvoq bir yo'l plan doirasi ichida hosil qilingan ikki kelishimning bekor qilinganligini e'lon qilgan edi. Navbatda Avustraliya bilan Xitayning munosabati intayin jiddiy holatda turmoqda. Antony Blinken Xitoyning tajovuzchilik harakatlarining kuchayotganligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning tajovuzchi harakatlarining kuchayganligini aytdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerikaning CBS kanali bilan o'tkazgan suhbat programmasida Amerika-Xitoy munosabatlari ustida to'xtaldi. Antony Blinken Amerikaning Xitoyni besim ostida tutishni xohlamaydiganligini, biroq shuning bilan birga yana qoida-qonunni asos qilgan xalqaro tuzumga ziyon yetkazishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidladi. Antony Blinken harbiy sahada tirkishining bo'lsa, har ikki davlatning manfaatiga uyg'un emasligini eskertdi. U Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning fevralda telefonda 2 soat davomlashgan tungi suhbatida nurg'un masalalarni muzokara qilganliklarini bildirdi. U Biden aniq qilib Xitoyning iqtisodiy bo'shliq yaratish va fikriy mulkiyat huquqini o'g'irlash qatorliq har sohadagi nurg'unligan qilmishlarga qarata andishalarimiz borligini tushundirdi dedi. Malayziyadagi tashkilotlar Uyg'ur masalasiga diqqat qo'zg'ash maqsadida Uyg'ur neni tarqatgan. Anadolu agentligining 3-maydagi xabarida bildirilishicha, Malayziyadagi hukumatsiz tashkilotlar xalqaro jamoatchilikning diqqatini Uyg'ur masalasiga qaratish maqsadida bexatarlik xodimlariga Uyg'ur nallarini tarqatib bergan. Xabarda qayd qilinishicha, Malayziya tashkilotlari tomonidan tashkillangan pedoilar Uyg'urlar uchun Malayziyaliklar harakatining bir qismi sifatida Uyg'ur neni pishirgan bo'lib, Uyg'ur masalasiga kishilarning diqqatini tortish maqsadida 300 Uyg'ur nenini poytaxt Kuala Lumpurning markazida vazifa o'tayotgan soqchilarning iftorligiga tarqatib bergan. Uyg'urlar uchun Malayziyaliklar harakatining qurg'uvchisi Zuhri Yuhi Anadolu muxbirining ziyoratini qabul qilib, o'zlarining non vaqti nomli faoliyatini boshlashga maqsadining Malayziya xalqiga Uyg'ur madaniyatini tanishtirish ekanligini. Yemaklikning bir millatning tiliga o'xshaydiganligini, Malayziyaning mashhur taomlari bilan to'nilganligini,
ular uyg'urlarni tunishtirish maqsadida uyg'ur tamoqlarini tanlaganligini, Ramazonda xizmat qilayotgan saqchilarning tunji qitim uyg'ur nenni tetib xoshal bo'lganligini bildirgan. Faoliyatga qatnashgan Malayziya xristianlar jamiyati Ankomning mudiriyat a'zosi Jason Leong bu haqda non vaqti faoliyati uyg'urlarning masalasiga kishilarning diqqatini qaratish va Xitoy Sharq Turkistonda davomli ijro qilayotgan uyg'ur masjidlarini vayron qilish masalasini xalqaroga tunishtirishda intayin ijodiy faoliyat bo'ldi degan. U yana uyg'urlar duch kelgan iyg'ir kunlarning faqat diniy masala emasligini ta'kidlab, uyg'ur masalasini dunyoga anglatish uchun biz bu xil faoliyatlarni davomlashtiramiz degan. Yevropa İttifaqı Yevropa Xitay məbləğ siləş kilişimini vaxtınca toxtatqanlıqını elan qıldı. Fransiya Xalqara Radiosunun bugünkü xəbirdə bildirilişcə, Yevropa İttifaqı Komitetinin muavin reisi Dumbrovskis, Yevropa Xitay məbləğ siləş kilişimini maqullaş haqqıdaki tirişçəliklərini vaxtınca toxtatqanlıqını elan qılğan. Xəbərdə qeyd qılınışcə, Dumbrovskis seyşənbə bildirgən sözüdə, Yevropa İttifaqı bilən Xitay oturusilki siyasi mühit, 2020 yılın axırda hasıl qılınan Avropa Xitay məbləğ siləş kilişiminin təsdiqlənməsinə faydasız. Şuna Avropa İttifaqı Avropa Xitay məbləğ siləş kilişimini tüzüş fəaliyyətinə toxtuşunu qərar qıldı degan. Avropa İttifaqının bu qərarına Avropa İttifaqı Şərqi Türkistan və Hong Kongdakı kişilik hüquq səbəblik Xitayğa cəza yürgüzgəndən kən Xitayının öç eləş Avropa parlamentinin əzalarını öz içə alğan şəxs və orqanlara cəza yürgüzgənlikə səbəb bolğan. Көп елді қатмал вәзіеттен кейін Еуропа итпақы 2020 елін ақырда Қытай білін Еуропа Қытай мәбләс сілеш келешіміне имзалыған босымы, Еуропа итпақы ұзын өтмей, Қытайны Шерқи Түркістанда кішілі хуқуқы дәқіл тәріз қылды деп әйіпләп, алағылар Қытай әмәлдарларыға жаза үргізген. Бұ Еуропа итпақының 1989 елдеге тиян әнмін вақасыдың бұйын түнжі қытым Қытайға жаза үргізіше езабылындыген. Xitayma öçeliş məqsidi də Yevropa parlamenti əzaları, şundaqla akademiklər və Germaniya əqil ambırdiki tətqiqatçılarqa cəza yürgüzgən. Dimbrovski yenə, kilişimdən təsdiqlənişi Yevropa Xitay münasibətinin tərəqiyyatıqa bağlıq deyib təkidləgən. Məlum bilişcə, Yevropa Xitay məbləğ siləş kilişimi yenə Yevropa parlamenti və Yevropa İttifaqıqa əza 27 dövlətindən təsdiqidən ötüşü kerek ikən. Xitayın kontrolluqını yoqatqan raketa bütün dünyada əndişə qozğumaqda. Yıqınqı bir neçə gündən bu yan hər qaysı taratqılardan Xitayının toşuğucu raketası haqqıdakı xəbərlər diqqət qozğan bulub, məlum bilişçə kontrolluqını yoqatqan məzkur raketanın parçaları bir neçə gün içində yer yüzüyə düşüş ehtimallığı var ikən. Germaniya avazının bu vaxtdakı xəbərdə bildirilişçə, 29 aprel Xitayının toşuğucu raketası 22 tonna ağırlıqdakı Tianhe yadroluq bölümçəsini elib minib, plan boyunca orbitaya yetkizgən bulub, Bu Xitayın özünün boşluq punktini quruşdiki tunca qadimi hesablanıdıqan. Halbuki alam qatnışı mütəxəssisləri məzkur raketanın 20 tonnalıq asasi qısmının yarışarı atmosferasıqa kontrolluqını yoqatqan halda qaytıp kilovatqanlıqı haqqıda agahlandırış bərgən. Harvard Üniversitesi astrofizik Johnson McDowell bu axta toxtılıb, bu toşuqıcı raketanın asaslı qısmını kontrol qılığılı bulmaydıqanlıqını və altın bekitilgən cəyəğa düşməydıqanlıqını, onun atmosfera qatılmağa kirgəndən kiyinki əhvalini mölçələşdən təzliqini, ən iğri bolğanda raketanın parçılınıb, parçılarının neçə yüz kilometr dairəgə ziyan etküzüşü mümkilikini bildirgən. O yana Xitayının yeni raketasının növətiki ölçəmgə toşmaydıqanlıqını tənqid qılığan. Yeni bir astrofizik Andrew Jones, raketanın asaslıq bölükünün hər 90 minutlu bir qıtım yer şarını ayınıb çıxdıqanlıqını, Onun atmosfera qatılımığa qaçan və qayyara kirdiqallıqını nəməlum ikirlikini, dınızıqa ya ki adamsız rayonlarqa çüş ehtimallıqı çoğun bolsumu, amma insanlarqa ziyan etküzüş xəvipinin mu bağlıqını bildirgən. 7 dövlət qoruhi Xitayını Şərq Türkistan xalqının insani hüquqlarını hürmət qılışqı çağırdı. Франция Халықара Радиосының хабарды білдірілісі, 7 дөлет көрухи ташқышлан министрлері еңі қытап намасы да Қытайны Хонгкон ва Шарқы Түркістан халқының кішілік ұқуқығы хөрмәт қылышқы чақырған. Хабарды қайт қылынышы, 7 дөлет көрухиның ташқышлан министрлері чаршамбы күні Лондонды бірләшмі қытап намы елан қылған. Қытап намыда Қытай, Русия ва Иран қаттық тәнқит қылынған болып, Қытай, Хонгкон ва Шарқы Түркістан халқының кішілік ұқуқ ва түп әркенлігіге хөрмәт қылышқы чақырылған. Бұлардың сырт 7 дөлет көрухи хәмкірлікні күчейтіп, Қытайның мәжбұрлаш характерлік ұқтысади сиясыны чәкләшіні қарар қылғалықыны елан қылған. Білдірліше, мәзгүр еғінді елан қылынған 13.400 сөзлік қытап намыда
Xitoydagi bo'libmi Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarga ijro qilinayotgan kishilik huquq tafsandichiligi va diniy cheklimlarga bo'lgan kuchlik andisha o'tirg'i qo'yilgan. Shunaqla Xitoyning Hong Kongning demokratik saylov tizimiga buzg'unchilik qilganligi ayblangan. Xitobnomada yana Rossiyaning harbiy qismlarini Ukraina chegarasiga o'rinlashtirishni kuchaytirib, Qrimni qonunsiz qo'shib olganligi ayblangan. İran məsələsində Amerikanın sabiq prezidenti Trump tərəfindən bekar qılınğan 2015-ci illik yadro kilishimini əsliyə gətirmək haqqındakı müzakirələr qarşılanğan. Bunundan sırt Tayvanın Dünya Səhiyyə Təşkilatı münbiri və Dünya Səhiyyə Təşkilatı yığınığı qatnışışını qollaydığanlığı oturğu qoyulğan. Xitabnamada yana Tayvan və dövlət halqığan məsələlər haqqında biz ciddicilikni gətirib çıxırdığan və rayonnu qalaymaqallaşdırdığan hər qandaq bir tərəfləmə hərəkətə qəti qarışdırmız deyənlər təkidlənib Xitoyga ogohlantirish signali berilgan. Xitoy G7 tashqi ishlar ministrlarining bayonotiga norozilik bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlarining 6 may e'lon qilgan bayonotiga inkos bildirib, buni Xitoyning ichki ishlarga aralashganlik deb ayblagan. Xabarda qayd qilinishicha, Angliya, Amerika, Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada va Yaponiya qatorliq 7 davlatning tashqi ishlar ministrlari Londonda ichilgan 7 davlat guruhi yig'inida bayonot e'lon qilib, tunji qitim Xitoyni xalqaro qonunlarni ijro qilishga yuz turani chaqirgan. Hamda Xitoy doirlarining tub insoniy huquqlarga daxli tarvuz qilish qilmishiga diqqat qilayotganligini, bulupmi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa yerlik millatlarga nishonli qoldi ijro qilayotgan diniy cheklama va bosturish qilmishlarini ayiblaydiganligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 6 may muxbirlarni kutib olish yig'inida 7 davlat guruhi xalqaro munosabat qoidasini qasddan buzib otdi. Xitoy uzundan buyon ching turib kelgan maydonida ching turdi. Tayvanning Dunyo Sahiya tashkilotiga qatnashishi cho'qim bir Xitoy prinsipi bo'yicha bartaraf qilinishi kerak. Bu masalalar Xitoyning ichki ishlari deb bildirilgan. Analistlar Xitoyning Sharqiy Turkiston, Tibet, Hong Kong qatorliq joylarda ijro qilayotgan bosturish siyosatining xalqaro jamiyatda kuchli kun tartibga kelayotganligini, Xitoyning 7 davlat guruhining ministrlarini ayiblashi Xitoy bilan g'arb orasidagi ziddiyatning kuchayganligining namoyandasi ekanligini bildirishgan. 7 davlat guruhining tashqi ishlar ministrlari chorshanba kuni Londonda birlashma xitobnoma e'lon qilgan bo'lib, xitobnomada Xitoy, Rossiya va Iran qattiq tanqid qilingan. Xitoy Hong Kong va Sharqiy Turkiston xalqining kishilik huquq va tub erkinligiga hurmat qilishga chaqirilgan. Amerika Afg'oniston qismlarini boshqa davlatga tarbiyalashi mumkinligini bildirdi. Amerika armiyasi shtab boshlig'i Mark Milley Amerikaning kelgusida Afg'oniston armiya qismlarini boshqa davlatga tarbiyalash mumkinligini bildirgan. Amerika armiya shtab boshlig'i Mark Milley va davlat mudofaa ministri Lloyd Austin beshburchakli binoda birlikda axborot e'lon qilish yig'inini o'tkazib, Afg'onistondan chekinish musobaqasi haqida to'xtaldi. Mark Milley so'zida harbiy jihatdagi asosiy maqsadimiz Afg'onistondagi Amerika askarlarining pilanliq, bexatar va sistemali qoldi chekinishini amalga oshirish uchun vazifa almashtirish degan. U Amerika prezidenti Joe Bidenning chekinish uchun 11 sentabrgacha vaqt berganligini va bu vaqt ichida chekinishni oxirlashtirganligini, ammo Talibanning Afg'oniston qismlariga hujum qilishni davomlashtirayotganligini va bu hujumlarning Amerika chekinish masofasini boshlagandan keyin davomlashganligini eskartib o'tdi. U Afg'oniston askarlarining boshqa davlatda tarbiyalanishi haqidagi savolga javob berib, albatta boshqa davlatda ta'lim tarbiya berilishi mumkin. Nurg'un tanlash yo'limiz bor. Biroq hozir diqqatimizni chekinishga markazlashtirdik. Planlarimizni tamomladik degan. Amerika davlat mudofaa ministri Austin chekinish musobaqasining taxminan bir hafta burun boshlanganligini va chekinishning hozirgacha plan bo'yicha ilgirilganligini bildirdi. Amerika avom palatasida Xitoyning jinoyatlari to'g'riliq isbot anglash yig'ini o'tkazildi. 6 may Amerika Avom Palatasi Tashqi ishlar komitetida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga ijro qilayotgan jinoiy qilmishlari haqida isbot anglash yig'ini o'tkazilgan. Amerika ovozining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Avom Palatasining Tashqi ishlar komitetining o'rinlashtirishi bilan Xitoy Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga ijro qilayotgan vahshiyliklar temasida isbot anglash yig'ini ochilgan. Tor orqali o'tkazilgan mazkur yig'inda Sharqiy Turkistondagi jazo lageriga 10 oy qamalib chiqqan Tursunay Ziyovuddin xonim Amerika Avom Palatasi Tashqi ishlar komitetiga tunji qitim Uyg'urlarning jazo lagerida boshdan kechirayotgan iyg'ir kunlari va o'zining kechirmishlari haqida guvohlik berib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarini oshkorlagan. Isbot anglash yig'iniga yana Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal
Dünya Uyghur Kurultayı İcraiye Komitesi Reisi Ömer Kanat, Georgetown Üniversitesi'nin tarih belleri profesörü James Milward Katarlıklar mukatnaşkan. Tursunay Hanım guvahlık sözde ceza lagırdaki muhitinin intayın naçar işkellikini, Hacet Hanısının kamer işçide işkellikini, kamalgalarının kameralar arkalık közüldüğalıkını bayan kılgan. Onun eğitişçe Xtay dairleri ceza lagırgı kamalgalarını ideologiyelik kesili bar dep kemisi diken. Xtay'nın muamelesine karşı sual koygalarını uru diken. Yeterlik tamak vermey aç koyup kıynay diken. Namelum doğrularını mecburi yüküzü diken. Tutkullar yine Xtay Kompartisi'ye sadık buluşka özünün İslam akidesini inkar kılışka mecburlundiken. Tursunay Hanım ceza lagırının onun kalbide iğir cerahatlarını kaldırgalıkını, Xtay gundupaylarının ayarlarını ayağastı kıldıgalıkını, bu sebeplik nurgun kız ayarlarının aklıdın adışıp saran bulup kalgalıkını, Xtay'nın hakiki niyetinin emeliyeti Şarkı Türkistan halkını kırıp tügütüş işkerlikini, o 2018-13 yılı lagırdan koyup berilgende, Xtay sakçılarının onunla lagırdaki işlerini taşkı dünyaya aşkarlasan, iğir akıbetlerine kalesen de tehdit salgalıkını bildirgen. Xtay hükümetinin aşı ceza lagırda ben boğa baktığımda, her biri bizden aşı işkanda kulumuzda işkanda nersi yok, aşının kamerinin aşı da neçi sakçılar, kurallık, ömür öyünün aşı da kılan olsak mı? Bizden ola bir kıl ılgı, kokkan dek aşında muamla kıldı, kurallık, kırıp çıkandık, biz de işte mi yok, kulumuz aşı da kılmazsak mı? Kazakistan, Kazak Kıraycan bu aşı beni çıkıp geldi, ben çıkıp etken, baktığımda aşı kızlarına aşağılığan, gibi aşı yanı bakıp isim geldi. Kattık şıklat gitken bir kız boynumu esip, sen yolu şuan kazak boğaz ki çık git aldın, biz bu şuan aşağıda ölüp gittimiz o, Tursun Ayrıs ölüp gittimiz o, deyip aştak mı, akırap şıklat kağın kızla. Aslan akvalını bana bilmeyme, ulan emez, kalırım bilmeyme, Allah kıyacağım mıyım? Tursun Ayrıs Hanım, ispat anlaş yığın diyene, özünün irki kırgıncılıkı uçuravatkan Şarkı Türkistan halkının avazı buluş iradesi ki kelgerlikini, Xtay'nın tehdit ve böktallarının onu korkutalmaydıqanlıqını, bu güvahlıq sözlerinin ahırıda Amerika hükümeti ve halkara cemiyatının Uyghurlarını irki kırgıncılıktan kutulduruş üçün hareketki ötüşüge türtki buluşunu ümit kıldıqanlıqını bildirgen. Kilerepte BDT'de Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk meselesi boyunca muhakeme yığını ötküzülmekçi. Amerika avazının bugünkü haberde bildirilişe Xtay'nın BDT Xavupslik Genişi'de növetçi reis buluşuğa karımay, Kilerepte BDT'de Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk meselesi boyunca muhakeme yığını ötküzüş karar kılıngan. Haberde kayıt kılınışa Xtay Xavupslik Genişi'nin bu aylık reislikini üstüge alınan bosumu, Germaniya, Amerika, Angeliya, Avustralya, Kanada qatarlıq devletler Kilerepte Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk meselesi'de muhakeme yığını içip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın əza devletlerinin ve halkara cemiyetinin Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk meselesinin kollışı hakkında muhakeme yığını ötküzüşünü karar kılgan. Məlum buluşça mezkur tor muhakeme yığını 13. may ötküzüldükən. Yığında Amerika, Germaniya ve Angeliyanın baş elçileri söz kılgandan başqa Kişilik Hukukunu Kötüş Teşkilatı'nın icraiye reisi Kenis Ross, Halkara Keçürüm Teşkilatı'nın baş katibi Agnes Kalimartmı söz kılgandan. Reuters agentliğinin haber kılışça Xtay bununla narazılık bildirip BDT'ye əza devletlerini mezkur yığınığa katnaşmasızlıkı çakırgan. Xtay'nın bu axtiki uxturuşu da Amerika Qatarlıq devletlerinin bu hareketinin siyasi məqsədde oturuğu koyulğalıqı, əsli məqsidinin Xtay'nın tərəqi qilişini çəkləş işkəllikı. Şu sebeplik vəkillər ömükinin Xtay'a karşı mezkur faaliyetki katnaşmasızlıkını tələb qıldığalıqı bayan kılıngan. Qadirli görmələrimiz şuna qılıb bu haftalık mühim xəbərlər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Həftə axırdakı dəməlişənlərinin könüllük bu düşüqə tiləkdaşlıq bildiriş bilən ətki kündülük xəbərlərimizi görüşkücə aman bulğaysın. Şuna qılıb ekran arxısı ki barlıq xizmətdaşlarımıza köpdən köp rəhmət edimən. Assalamu alaikum və rahmetullah.